Cumhuriyetin demokratikleştirmesi, yani ben buna tabii Avrupa Birliği'nin üyeliğini, onun bize gösterdiği pusulayı, ilerleme raporlarını, hümanizmayı, teknolojik değişimleri, gençliği, çağa sorunlarını hedefleyen bir zihniyetle Türkiye'yi özgürlüğe, refaha götürmeyi anlıyorum. Yani bu 91 yılı itibariyle de gerçekten en önemli mesele Cumhuriyet'in demokratikleştirmesi, daha da evvel. Çünkü ama şu anda tarihsel bir noktaya geldik. Biz neden? Çünkü sistem çürüdü, dibe vurdu. Bu kadar dibe vurup çürüdüğü vakit bir toplumlar çıkış ararlar. Yani ikinci Cumhuriyet ilk başta çok ağır saldırılara statüko tarafından maruz kaldı. Şimdi Türkiye geldi. Bütün düzenin partileri dahil Cumhuriyeti demokratikleştirmekten söz ediyor. Çünkü askeri vesayeti gördük. Sivil vesayeti de gördük. Gidecek bir yer kalmadı. Yatay geçiş yaptılar demokrasi olmadığı için. Askeri demokrasiden sivil demokrasiye geçildi. Onun için de bu meselede Türkiye halkı bunu denedi ve gördü. Şimdi ne eksik Türkiye'de? Demokrasi eksik. Demokrasi eksik olunca insan eksik oluyor. İnsan eksik olunca bireyin özgürlüğü, bireyin refahı, bunları oluşturacak olan şeyin hukuk devleti, demokratik bir cumhuriyet olduğunu Türkiye daha fazla algılar ve reçete olarak kabul etme noktasına geldi. O açıdan timingi ve zamanlaması bu toplantının önemli. Türkiye halkı kurar. Yani bir şekilde bundan bugünkü mevcut çürümeden kaybedenler kuracaktır. Kim kuracak? Yani bunun önemli olan konuşulması, tartışılması, anlaşılması, kamuoyunun oluşturulması. Çünkü bugünkü bütün bu süreçte kaybedenler kim? Kaybedenler bir şekilde yoksullar, bu düzenle, düzenin dışarıya aktığı kitleler, halk. Onu yani bak, dünya sıralamasıyla kıyaslaması yaptığım vakit en fukara halkı biz olduk. En baskı altında yaşayan halk biz olduk. Onun için nihayetinde bunu kuracak olan da halkın bizatihi kendisi. Önemli olan bunu formüle edip bunun öncülüğünü yaparken bütün istenilende çok açık, seçik, net, herkesin bunu anlayacağı ve hissedeceği bir şekilde anlatmak lazım.